Kanal Ufa ekranlarından mutlu akşamlar. 11 Eylül Pazartesi bugün gündemdeki gelişmeleri aktarmak üzere karşınızdayım. Ben Uğur Ekinci. Değerli izleyenler, 2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk ders zili tüm Türkiye'de olduğu gibi Şanlıurfa'da da düzenlenen törenle çaldı. Şanlıurfa'da 767 binin üzerinde öğrenci bu sabah ders başı yaptı. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilk ve orta öğretim kurumlarındaki 20 milyonu aşkın öğrenci ve 1 milyon 200 bine yakın öğretmen için yaz tatilinin ardından 2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk ders zili çaldı. Kareköprü ilçesine bağlı 15 Temmuz Şehitleri İlkokulu'nda eğitim öğretim yılının açılışı için il protokolünün katılımıyla tören gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda 4. sınıf öğrencileri okula yeni başlayan 1. sınıf öğrencilerine gül vererek karşıladı. İlkokul öğrencilerinin şiirleriyle devam eden programda halk oyunları ve çeşitli gösteriler de sergilendi. Yeni eğitim öğretim yılının başta ülkemize ve Şanlıurfa'ya hayırlı olması dileklerinde bulunan Vali Hasan Şullak törende şöyle konuştu. İlk öğretim haftası münasebetiyle eğitim öğretimin başladığı ülkemizde biz de 15 Temmuz Şehitleri İlkokulumuzda bir araya gelerek çocuklarımızın, gençlerimizin mutluluğuna ortak oluyoruz. Değerli katılımcılar, 767 bin öğrencimiz var. Anaokullarından lise sonuncu sınıflara kadar ilimizin nüfusunun 1/3'ü şu an okul okullarımıza toplanmış durumda. 28 bin eğitimcimiz, eğitim neferimiz bugün sınıflarına koşuyorlar. 2536 okulumuzda ilk defa bugün ana sınıfına adım atacak, okulla tanışacak olan öğrenci sayımız 37 bin. 71 bin öğrencimiz ilk defa bugün okulla buluşuyor. İşte bizim yüz yüze olduğumuz Şanlıurfa'daki eğitim gerçeğimiz budur. Bu bize şunu söylüyor: çok çalışmalıyız. Eğitimi ilimizin birinci gündem maddesi haline getirmeliyiz. Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyaz Gül şöyle konuştu. 2023-2024 eğitim öğretim yılının öğrencilerimize ve öğretmenlerimize, velilerimize, eğitim camiamıza ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. İnşallah 2023-2024 eğitim öğretim yılı içerisinde daha fazla işbirliği yaparaktan bu çocuklarımızı, bu güllerimizi geleceğe hep birlikte çok daha güzel hazırlayacağız. Protokol konuşmalarının ardından Şanlıurfa Valisi Hasan Şuldak ilk ders zilini çalarak öğrencileri ve öğretmenleri sınıflarına davet etti. Daha sonra il protokolüyle bir sınıfa ziyaret eden Vali Şuldak burada öğrencilere kitap hediye ederek heyecanlarını paylaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan'da düzenlenen G20 zirvesi dönüşü gazetecilerin sorularını cevapladı. Orta vadeli program hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi önümüzdeki günlerde aydınlık günler beklemektedir dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan'da katıldığı G20 zirvesi dönüşünde uçakta gazetecilere gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Konuşmasında orta vadeli programın amacına ulaşacağını ifade eden Erdoğan, Türkiye'yi önümüzdeki günlerde aydınlık günler beklemektedir. Bazı sektörlerdeki fahiş fiyat artışlarının önüne geçtik. Tüm sektörlerde de fiyat artışlarını kontrol altına alacağız. Fahiş fiyat artışlarını durduracak mekanizmanın tavizsiz işlemesiyle enflasyon hızlı bir düşüşe geçecektir dedi. Hindistan dönüşü uçakta açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri 15 köylüyü helikopterden attı şeklinde açıklamalarda bulunan CHP'li vekil Sezgin Tanrıkulu'na tepki gösterdi. Erdoğan, bu şahıs dünyanın en şerefli ordusuna dil uzatmanın cezasını hukuk önünde alacaktır. Düşmanlarının bile mertliğinden övgüyle söz ettiği Türk Silahlı Kuvvetlerimize yapılan bu namertçe hakaret, iftiralar cezasız kalmayacaktır ifadelerini kullandı. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobil ve kamyonetin karıştığı trafik kazasında 9 kişi yaralandı. Şanlıurfa'da meydana gelen kazada 9 kişi yaralandı. Kaza ilçeye bağlı Avunduk mahallesinde meydana geldi.
alınan bilgilere göre Mehmet G. idaresindeki otomobil Hakan K. hakimiyetindeki kamyonetle çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 9 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken yaralılardan Mürvet G.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinden geçen sulama kanalında kimliği belirsiz bir erkek cesedi bulundu. Şanlıurfa'da sulama kanalında bir ceset bulundu. Edinilen bilgiye göre olay Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Çekçek Kırsal Mahallesi'nde yaşandı. Sulama kanalındaki mağazalarda erkek cesedi gören vatandaşlar durumu jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri cesedi bulunduğu yerden çıkarttı. İlk incelemesi olay yerinde yapılan ceset, kesin ölüm nedeni ve kimliğinin belirlenmesi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Milli İstihbarat Teşkilatı PKK-YPG'nin sözde askeri eğitim sorumlusu Serhat Serhildan Kodadlı, Muhtesim Akyürek'i Suriye Amude'de etkisiz hale getirdi. MİT kaynaklarını devreye sokmak suretiyle Armude'deki eğitim sorumlusu Serhat Serhildan Kod adlı Muhtesim Akyüre'yi yakın takibe aldı. Muhtesim Akyüre'nin Amude'de terör örgütü PKK-YPG'nin eğitim faaliyetleri içerisinde sorumlu düzeyde görev aldığını öğrenen MİT, örgüt yöneticisinin temas ve faaliyetlerini sahadaki kaynakları vasıtasıyla takip etti. Serhat Serhildan Kod adlı Muhtesim Akyüre'yi etkisiz hale getirmek üzere hassas bir planlama yapan MİT, sahadan elde ettiği istihbarat ve verileri analiz ederek operasyon kararı aldı. Alınan kararın ardından MİT, saha ajanlarına verdiği talimat neticesinde Muhtesim Akyüre'yi düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi. 2015 yılında terör örgütünün kırsal yapılanmasına katılan Akyürek bu süreçte ideolojik ve silahlı eğitim aldı. Akabinde Suriye'de faaliyetlerini sürdüren Akyürek örgüt bünyesindeki eylem ve silahlı eğitim sorumlularındandı. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre Akyürek PKK-YPG'nin eğitim faaliyetleri bakımından önemli bir örgüt yöneticisiydi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özaseki, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi verdi. 200 bin bağımsız birimin konut olarak yapımına başladıklarını ifade eden Özaseki, "İnşallah evleri teslim etmeye başlayacağız." dedi. Ülkemizin her bir köşesinde o kadar çok tarihi eser var ki. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Cityscape Global 2023 Emlak, Gayrimenkul, Yatırım Sektörü Fuarı'na katıldı. Restore ederek, koruyarak, gelecek nesillere aktarmanın da bir gayreti içerisindeyiz. Şehirlerin uzun ömürlü olması için dönüşüme ayak uydurulması gerektiğini belirten Özhaseki, akıllı şehir dönüşümünden bahsetti. Bugün 21. yüzyılda bilgi çağındayız. Bilmek, yönetmek demektir. Bu anlamda şehirler de bilgi çağına uygun olarak tasarlanmak durumundadırlar. Evet, şehirlerimizin kadim tarihleri var. Binlerce yıllık geçmişleri var. Üzerlerinde yaşanmış pek çok kültür ve medeniyet birikimine sahipler. Ama bundan sonrasına bakmak icap ettiğinde ömürlerinin uzun olmaları için, uzun ömürlü olmaları için hayatın dönüşümüne de uyum sağlamak zorundalar. Şimdi de yeni bir dönüşümün eşiğindeyiz. Bu dönüşümün adı da akıllı şehirler. Biz Türkiye olarak bu anlamda çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından yürütülen çalışmalarla ilgili de bilgi veren Bakan Özhaseki şu sözlere yer verdi. Aldığımız tedbirler, yaptığımız çalışmalar kısa süre içerisinde fayda verdi. İnsanlarımızı şu anda güvenli konutlarda tutuyoruz. En fazla konteyner kentte veyahut da geçici mekanlarda misafir ettiğimiz bu insanlar için de büyük bir inşa çalışması başladı. 680 bin civarında evimiz yıkılmıştı. 170 bin civarında da iş yerimiz, bizim depolarımız, tek katlı yerlerimiz. Yani 850 bin bağımsız birimin yapılması icap ediyordu. Şu anda biz 200 bin bağımsız birimin daha çok konut olarak yapımına başladık. Müsait yerler olarak sert zeminlerde konutları inşa
3 ay sonra inşallah evlerini teslim etmeye başlayacağız. Bir taraftan da yerinde dönüşüm yapan vatandaşlara da katkıda bulunuyoruz. 1 milyon lira, 1 milyon 300 bin liraya kadar para vererek o insanların da bir an önce evlerinin kendilerinin yapmasını da teşvik ediyoruz, destekliyoruz. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından gençlerin hizmetine sunulan gençlik merkezlerinde sınavlara hazırlanan öğrencilere özel eğitim hizmeti veriliyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin eğitime destek çalışmaları üniversiteye yerleşmek isteyen dezavantajlı öğrencilerin de umudu oldu. Bir dershaneden çok daha fazla imkanın sağlandığı Esentepe Gençlik ve Koordinasyon Merkezi'nde yeni dönem için üniversite ve yabancı dil sınavları hazırlık kursları başladı. 8. yüzyıl dediğimizde ya da ilk çağ dediğimizde. Gençlerin eğitimine her zaman destek veren Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün talimatları ile oluşturulan tam donanımlı gençlik merkezleri sınavlara hazırlanan gençlerin adeta merkezi oldu. Ne göre yapıyoruz gençler? Harita. Coğrafyada en önemli konularımızdan birisi. Esentepe Gençlik ve Koordinasyon Merkezi'ne giderek kurslardan faydalanmak isteyen öğrenciler 20 kişilik sınıflarda ders alma imkanı bulacak. Ayrıca molalarda resim, santranç, müzik aletleri, dart, masa tenisi oynayabilme, ücretsiz wifi gibi hizmetlerden de yararlanabilecek. Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, yenileme ve kazı çalışmaları devam eden Şanlıurfa Kalesi'nde incelemelerde bulunarak 5 yıldır kapalı olan kalenin kısa sürede açılacağını duyurdu. Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Şanlıurfa'nın Eyyubiye ilçesindeki Balıklı Göl Havzası'nda yer alan ve yaklaşık 3000 yıllık geçmişe sahip Şanlıurfa Kalesi'ndeki çalışmaları yerinde inceledi. İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Vali Şıldak, kalenin büyüleyici atmosferi aslında kazı çalışmalarının ne kadar kıymetli ve önemli olduğunu gösteriyor. Biz burada çevrede yapılan çalışmaları da gördük. Büyükşehir Belediye'mizin de kalenin hemen yamaçlarında hem şehir tarafında hem de diğer istikamette devam ettirdiği ve biten çalışmaları var. Biz de valilik olarak bütçe ayıracağız, işçi desteği sağlayacağız. Hocamızın verdiği bilgilendirmelerle çalışmaların bir an önce hız kazanması, elimizin turizme katkı sağlaması noktasında gayret göstereceğiz. Kalemiz 5 yıldır ziyarete kapalı. Kalemizi kısa süre içerisinde ziyarete açıp, içerideki tedbirleri de alarak yine hocamızın yönlendirmesiyle vatandaşlarımızın ziyaretini açacağız dedi. Şanlıurfa Kalesi'nde 4 yıldan bu yana süren kazılarla ilgili bilgi veren Urfa Kalesi Kazı Başkanı ve Batman Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Gülriz Kozbe, kalede birçok kültürün yaşam alanlarını bulmanın mümkün olduğunu, amaçlarının da bu çeşitli dönemlere ait arkeolojik verileri küçük buluntularıyla ortaya çıkarmak olduğunu ifade etti. Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Farabi Hastanesi'nde ziyaretçi iki kişi ile güvenlik görevlileri arasında arbede yaşandı. Çıkan kavgada güvenlik görevlisi göğsüne bir darbe aldı ve kalp krizi geçirdi. Trabzon Farabi Hastanesi'nde ziyaretçi iki kişiyle güvenlik görevlileri arasında çıkan arbedede güvenlik görevlisi göğsüne aldığı darbe sonrası kalp krizi geçirdi. Olay önceki gün akşam saatlerinde Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi acil servisi önünde meydana geldi. Yakınlarını ziyaret için hastaneye gelen MU ve MT iddiaya göre tedavi yapılan alana girmek istedi. İçlerinde birinin alkollü olduğu belirtilen şüpheli içeri girmekte ısrar edince hastanenin güvenlik görevlileri müdahalede bulundu. İki şüpheli ile güvenlik görevlileri arasında tartışma çıktı. Hastane polisinin de müdahalede bulunduğu tartışma büyüyüp arbedeye dönüştü. Arbede sırasında şüphelilerden biri güvenlik görevlisi Ali Kemal Sağlam'ın göğsüne vurarak itti. Bu sırada Sağlam eliyle göğsünü tutarak aniden yere yığıldığı görülüyor. Sağlam'ın durduğu belirlenen kalbi sağlık personelinin müdahalesiyle yeniden çalıştırılarak yoğun bakıma alındı.
İki şüpheli polis ekiplerince gözaltına alınırken şüphelilerin polisteki sorgularının sürdüğü öğrenildi. Eyyubiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'un ilçeye kazandırdığı Türkiye'nin en donanımlı millet bahçelerinden biri olan Eyyubiye Millet Bahçesi, Şanlıurfa'nın yeni etkinlik alanı haline geldi. Eyyubiye Millet Bahçesi, Şanlıurfa'nın yeni etkinlik alanı haline geldi. Hafta sonu Eyyubiye Millet Bahçesi'nde yüzlerce vatandaşın katıldığı 2 Eylül Dünya Empati Günü etkinliklerine katılan Eyyubiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, özellikle yaz akşamlarında hafta sonu böylesi etkinlikler yapacaklarını ve tüm Şanlıurfalıları burada ağırlamaktan onur duyacaklarını söyledi. İnşallah artık her hafta sonu böyle Eyyubiye kardeşlerimize etkinliklerimiz olacak. Doya doya inşallah yazlar yaşayacağız. Hem bu yaz inşallah yönümüzdeki yaz inşallah hep birlikte olduğumuz müddetçe güzel organizasyonlarla böyle değerlerimizle sizlerle birlikte olacağız ve inşallah sizleri mutlu edersek de bizim için dünyanın en güzel şeyi olmuş olacak. Gerçekleşen hizmetlerin en önemlilerinden birinin de Eyyubiye Millet Bahçesi olduğuna değinen Başkan Kuş, Eyyubiye'ye layık olduğu değerleri kazandırmaya devam ettiklerini söyledi. Eyyubiye'nin en büyük ihtiyacı olan Millet Bahçesi'ni ve Eyyubiye'ye kazandırmanın mutluluğunu şu anda bir kez daha bizlere yaşattığınız için şükredenimi iletiyorum. Tabii Eyyubiye çok güzel şeylere layık. Layık olduğu şeyleri de, değerleri de Eyyubiye'ye kazandırmaya başladık elhamdülillah. İnşallah ilerleyen süreler içerisinde Eyyubiye'nin ihtiyacı olan her projeyi bir bir kazandıracağız. Eyyubiye ilçemiz tabiri caizse Yeşilovan noktasında kısırdı. 180 dönümlük millet bahçemizi Eyyubiye'ye kazandırdı. Yine hem Eyyubiye'de hem Şanlıurfa'da hem Türkiye'de bir ilk olan Eyyubiye Belediyesi olarak sismik izolatörlü bir grubu Eyyubiye'ye kazandırıyoruz. Şanlıurfa'da voleybol branşında şampiyon olarak 1. lige çıkan Defsay Spor Kulübü ve Şanlıurfa Gençlik Spor Bayan Futbol Takımı'na plaket takdimi, çocuklara dondurma, oyuncak dağıtımı ve palyaço gösterisiyle devam eden program, Urfa Ateşi Sıra Gecesi ekibinin sahne aldığı Tekin Tatar Açık Hava Konseri'nin ardından sona erdi. Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Öncü Pınar Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda toplam 25 milyon Türk lirası değerinde ilaç ve kimyasal maddelerin yanı sıra kamera, drone ve cep telefonundan oluşan elektronik eşya ele geçirildi. Halk sağlığını tehdit eden girişimlerle illegal ticarete karşı gümrük muhafaza ekipleri 24 saat teyakkuz halinde çalışmalarını sürdürüyor. Ticaret Bakanlığı Öncü Pınar Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü risk analizi ve hedefleme çalışmaları çerçevesinde Türkiye'den Suriye'ye çıkış yapmak üzere Öncü Pınar Gümrük Kapısı'na gelen bir tır şüpheli görülerek taramaya tabi tutuldu. X-ray tarama görüntülerinde gümrük idaresine yasal olarak beyan edilen kullanılmış plastik kasaların olduğu bölgede şüpheli yoğunluk görülmesi üzerine araç ekiplerce fiziki olarak arandı. Gerçekleştirilen kontrollerde aracın dorsesinin ön tarafında gümrük idaresine beyan edilen 2400 kap kullanılmış plastik kasaların içerisine gizlenmiş vaziyette 266.723 adet muhtelif ilaç olduğu anlaşıldı. Ayrıca dorsede yaklaşık 280 litre olmak üzere 57 bidon içerisinde dietil eter cinsi kimyasal madde, drone ve kameradan oluşan 30 adet elektronik eşya ve 16 adet cep telefonu cinsi eşya ele geçirildi. Yakalanan kaçak eşyanın toplam değerinin ise yaklaşık 25 milyon TL olduğu anlaşıldı. Olaya ilişkin soruşturma Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediyor. Karaköprü Belediyesi ilçede deforme olmuş asfalt yolları yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Şenevler Mahallesi'nde ömrünü tamamlamış yollar sökülerek yerine sıcak asfalt serimi gerçekleştiriliyor.
Kareköprü Belediyesi ilçeye yeni yollar kazandırırken mevcut yollarda da yenileme çalışmaları gerçekleştirerek ilçede yol sıkıntısı yaşanmasının önüne geçiyor. Finişleri Müdürlüğü ekipleri Şenevler Mahallesi'nde yıllar önce serilen asfalt yolun deforme olması nedeniyle yoldaki asfaltı tamamen sökerek yeni sıcak asfalt serimi gerçekleştiriyor. Mahallede uzun zaman önce serilen ve zamanla deforme olan asfaltın sökümü yapılırken stabilize malzeme ile zemin düzenleme çalışmasının ardından finişleri asfalt ekibi tarafından sıcak asfalt serimi yapılıyor. Kısa süre içerisinde Şenevler Mahallesi'ndeki tüm eski asfalt yolların yenilenerek vatandaşların hizmetine sunulması hedefleniyor. Kareköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Kareköprü'de yıllardır bir yol seferberliği sürdürdüklerini belirterek, Şenevler'de yıllar önce serilip zamanla deforme olmuş asfaltı yenileyeceklerini kaydetti. Kareköprü Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Şenevler Mahallesi'nin yanı sıra diğer mahallelerde de deforme olmuş asfalt yolları program dahilinde yenileme çalışması gerçekleştirecek. 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta kurulan konteyner okullarda yeni eğitim öğretim yılı başladı. Kurulan konteyner sınıflarda ilkokul ve ortaokul öğrencileri ders başı yaptı. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Karacasu konteyner kentte kurulan konteyner okulda 2023-2024 eğitim öğretim yılı başladı. İlk ders zilinin çalmasıyla birlikte yeni sınıflarına ve yeni arkadaşlarına kavuşan yüzlerce depremzede öğrenciler sınıflarını doldururken öğretmenler de öğrencilerine dersleri aktarmaya başladı. Okula başlayan öğrenciler buruk heyecanlarını böyle paylaştı. 5. sınıfa geçtim. Okulumu seviyorum, arkadaşlarımı da seviyorum. Okulumuzun yapılanı 2 yıl olmuştu. Birkaç vefat eden arkadaşlarım var. Depremde çıktığımızda zaten direkt evimiz çökmüştü. Okuldaki arkadaşlarım hissini vermiyor ama yine de seviyorum okulumu. Okula geldiğim için çok heyecanlıyım. 5. sınıfa geçtiğim için. Evimiz ağır hasarlı oldu, yıkılmadı. Hala şu an ayakta ama ağır hasarlı, yıkılacak evimiz. Eskisi gibi buraya geldiğimde alıştım zaten. Normalde alışmışım. Biliyorum bir sürü şey atlattık ama bunları atlatacağımızı düşünüyorum. Bence çok güzel olacak bu yıl. Mutluyum da. Karacasu Ortaokulu ve İlkokulu Kurucu Müdürü Şaban Bozman şunları dile getirdi. 6 Şubat'tan sonra burada açıldı bu okul. Karacasu Ferhoş İlkokulu ve Ortaokulu diye. Şu anda burada eğitim öğretim faaliyetlerine sorunsuz bir şekilde başladık. Şu anda 750-50 aşkın öğrencimiz burada kayıtlı, resmi kayıtlısı 750 aşkın öğrencimiz var. Tamamı konteyner kentte kalan öğrencilerimiz. Sayın seyirciler, Ankara'da trafikte tartışan iki sürücü araçlarından inerek kavgaya tutuştu. Kadın sürücü erkek şoförü önce tartakladı, daha sonra da aracıyla metrelerce sürükledi. Anam öldürecek adamı. Ankara'da kadın şoför trafikte tartıştığı erkek şoförü önce tartakladı, daha sonra ise aracıyla metrelerce sürükledi. Sürüklenen vatandaş ise daha sonra kendilerini ayırmaya çalışan kurye ile tartıştı. Ankara'nın Yeni Mahalle ilçesi Kardelen Mahallesi'nde iddialara göre trafikte seyir halinde ilerleyen bir otomobil ve hafif ticari araç tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi nedeniyle cadde ortasında araçlardan inen taraflar kavga etmeye başladı. Kadın sürücü tartıştığı erkek sürücüyü tartaklayarak otomobilinin çevresinden uzaklaştırdı. Polisi arayın ya. Kadın sürücü daha sonra erkek sürücüyü metrelerce sürükledi. Sürüklenen vatandaşsa daha sonra kendilerini ayırmaya çalışan kurye ile tartıştı. Olaysa başka bir vatandaşın kamerasına yansıdı. La onun ne suçu var? Allah Allah! Amerika Birleşik Devletleri'ne bağlı Hawaii takım adalarında bulunan Kilauea yanardağı harekete geçerek lav ve kül püskürttü.
Amerika Birleşik Devletleri'ne bağlı Büyük Okyanus'ta yer alan Hawaii takım adalarındaki Kauai yanardağı harekete geçti. Amerika Birleşik Devletleri Jeolojik Araştırma Merkezi tarafından yapılan açıklamada, dün öğleden sonra faaliyete geçen yanardağda lav akışının krater tabanıyla sınırlı olduğu belirtildi. Hawaii'nin en aktif yanardağı olan Kauai yanardağının krater tabanının yüzeyinde lav akıntıları nedeniyle çatlakların oluştuğu kaydedildi. Hawaii Acil Durum Yönetimi tarafından yanardağdaki lav tehdidinin bölge halkı için tehlike oluşturmadığı bildirilirken, volkanik gaz ve parçaların solunum sorunlarına neden olabileceği konusunda uyarılarda bulunuldu. Ayrıca bu yıl Ocak ve Haziran aylarında da faaliyete geçen Kauai yanardağı için uyarı renk kodu turuncudan kırmızıya yükseltildi. Bu haberle Kanal Urfa'da ana haber bültenimizi noktalıyoruz. Yarın akşam 19.30'da tekrar karşınızda olmak ümidiyle. İyi akşamlar efendim, hoşça kalın.